Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde CSS'de konumlandırma konusuna değineceğiz. Konumlandırma için kullandığımız özellik position'dır arkadaşlar. 4 çeşit position vardır. Static, Absolute, Relative ve Fixed olmak üzere. Fixed ve Absolute tarayıcıya göre konumlanırlar. Relative ve Static ise diller birbirlerine göre konumlanırlar. İlk olarak position'dan Static'i inceleyelim. Static zaten varsayılandır arkadaşlar. Bunu yazmama gerek yok fakat sadece görün diye yazıyorum. Static'te mesela top 0 verelim. Herhangi bir şey etkilemeyecektir. 3 düvele top 0 yani yukarıdan 0 piksellik boşluk bırakacağız. Çalıştıralım bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'ü de değişmedi. Fakat bunları relative yapabilirim. Relative'de divlerimiz birbirlerine göre konumlanacaklardır. Örneğin şuna bir eksi 20 piksellik bir şöyle, gördüğünüz gibi eksi 20 piksel yukarı kaydı. Static yapsaydım değişecek miydi? Hemen bakalım. Static değilse herhangi bir değişiklik olmuyor. Relative'de arkadaşlar, tekrar ediyorum, divler birbirlerine göre konumlanırlar. Örneğin 50 piksel yukarıdan verelim. Eksi 120 piksel, 70 piksel de yukarıdan bu olsun. Böyle ilginç bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Ne yaptık? 50 piksel yukarıdan verdik. Eksi 120 piksel çektik. 70 piksel de diğerlerine göre konumlandı divimiz. Daha sonra absolut konusu vardır arkadaşlar. Absolut tarayıcıya göre konumlanır yani. Hiçbir şekilde değişmez. Mesela 50 piksel yukarıdan 70 piksel. Şuna da 90 verelim. Birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Şekilde. Üçü de şu şekilde arkadaşlar. 50 piksel yukarıdan. Yeşil 70 piksel. Kırmızı da 90 piksel yukarıdan boşluk veriyor. Yani left de verebiliriz arkadaşlar. Left mesela 50 piksel veriyor. Şunları da değiştirelim. 70 piksel. 70 piksel yapıyorum. Şunu 90 yapıyorum. Def verdiğimiz zaman da bu sefer soldan boşluk verecek. Mavi dilimiz 50 piksel, yeşil dilimiz 70 piksel ve kırmızı dilimiz 90 piksel soldan uzaklaşacaktır arkadaşlar. Bunun dışında fixed vardır. Fixed'ı da şöyle göstereyim. Şöyle mıcır yazılarla doldurdum arkadaşlar. Sadece mavi dilimi fixed yaptım. Diğerleri absolute olduğu için kalıcı olacaklardı. Tabii şöyle biraz kısarsam görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağı indiğim zaman daima sabit kalıyor. Tarayıcıda sabit kalan divimiz mavidir. Çünkü position'ı fixed. Çok sık kullanılır arkadaşlar. Şu alt sağ altta görmüşsünüzdür. Bizim sitemizde de var. Başa dön. Böyle bir ok işareti çıkar. Fixit de yapılabilir. Konumlandırılır. Daha sonra z-index değerlerinden bahsedeyim arkadaşlar. Z-index değerleri birileri bir katman olarak düşünün. Gördüğünüz gibi burada birbirleri üstünde. En üstte kırmızı var. Z-index ile bunların yerlerini değiştirebiliyoruz. Şu an varsayılanımız bu şekilde arkadaşlar. Varsayılan olarak bu şekilde. Fakat bunları tam tersi yapmak için 3, 2 kırmızıyı da 1 verdik mi? Kırmızı en altta olacak bu sefer. Gördüğünüz gibi mavi en üstte. Şunları kaldırıyorum. Mavi en üstte, yeşil orta derdi mantığı. Kırmızı da en altta. Z-index değeri en büyük olan daima en üsttedir arkadaşlar. Örneğin yeşili üstte alalım. Kırmızıyı bir alt alalım.
Z endeks değeri gördüğünüz gibi yüksek olan daima en üsttedir. Bunun dışında arkadaşlar float değerleri vardır. Float bilgileri yan yana yerleştirmek için kullanılır. Yani şöyle position'larını relative edelim. Örneğin float left dersek divler sola doğru yan yana hizalanacaklardır. Sayfa enlerinde gördüğünüz gibi birbirlerine bitişik bir şekilde. Sağa doğru da yaslayabilirim. Float right vererek. Bu şekilde de sağa yaslayabilirim arkadaşlar. Örneğin kırmızıyı diğerlerinin altına almak istiyorsam clear bot yapmam. Clearbot flopları temizler arkadaşlar. Bu şekilde altını alabilirim. Tekrar geri alıyorum arkadaşlar. Bir şey daha göstereyim. Float değerleri daha çok responsive tasarımda kullanılır. Şu şekilde gördüğünüz gibi diller birbirlerinin altına inmeye başladı. Responsive tasarımda oldukça kullanılan bir tekniktir arkadaşlar. Float tekniği. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.